540 Polygon kanalından herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Silent Hill 2 Remake'te kaldığımız yerden devam ediyoruz İlal. Merhabalar herkese. Evet. İki şifremizi çözmüştük. Aynen. Bir tane ikinci katta o da. Enektar bulacağız. Yukarıya çıkacağız ya. Tamam, yukarıya çıkıyorum işte. Ha, okey. Neredeydi o? Buradan değil ya. Buradandı ya. Allah Allah, yan koridordan değil miydi? Hayır ya, neredeyiz? Buradan merdivenlere... Ha doğru, hemşire odasından çıkacaksın, tamam. Evet. Evet. Tam olarak burasıydı işte. Yes. Neden beni şaşırtıyorsunuz Hilal Hanım? Öyle, biraz kafamız karışsın. Gergin müzikler, gergin müzikler. Çok gergin müzikler. Ah nasıl da dans ediyorduk. Kollarımız sallanıyordu. Bedenlerimiz mükemmel bir uyum içinde. Ve müzik çalıyordu. Ama her dansta bir zaman gelir, biri öne geçmelidir. Ve müzik gittikçe gitti çarpıyor. Ve sonra sessizlik. Anlamadım ama neyse. Pounding, piercing. Aa, bu şeyin şey ise alternatifi. Zincir yapılmış. Evet, zinciri takip edelim. Aa. Bu ne mi vuracağız? Galiba. Çekiç çekiç diyordun, al sana çekiç. Hareket. Güç enstrümanı. Ha. Ha, her biri için farklı bir şey. Dirseğini kullandık. Falan fistan. Bir şeyler geliyor. Hemşire mi? Evet. Mermi yok. Evet. Sana dedik. Gel gel. Hareketleri de belli olmuyor kadının. Evet. Bunda var mı? Bunda da yok. Mermisiz kaldım aney. Ay. Atlayacak o dikkatini. İki darbeye de patlıyorlar. Aha mermi. Ama ayaklı var mı burada? Aha! Korkulu rüyan. Ya niye vurmuyorsun? Aha! Neyse, zaten iki tane şey yemiştik. Doldur. Ay ay ay. Tüfek harcama buna ya. Harcamayacağım. Ulan be. Bak haini. Kardeş.
Ama sen çok darbe. Yani kafa göz dalsaydın da 3 tane darbe yerdin en fazla. Burası okey. Gel aşağı iniyoruz. Bir yukarı bir aşağı. Hop 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 hop. Orada bir tane var. Burayı geçmemiş miydik biz? Hayır ya. Alternatifle karıştırma. Doğru. Öyle karıştırıyorum. Ay arkadaş. Temiz bir sayfa açılmış gibi hissediyorum yine. Aha. Merhaba. Orada resmen mobilyanın yanını çözmüş. Ya bunlar bu ara ne çok zıplıyor. Adamlar sadece bacak. Yok ya, girmedik. Hemşire işini görüyordu demek. Hacet gideriyor da, onlar da sonuçta bir canlı. Yazıktır. James bak klozet, sok kafanı. Hayır, o klozette bir şey olduğunu nasıl anladın? Bunları neden es geçiyorsun? İçine doğuyor adamın, Allah Allah. Yok canım, içi bok avuçlamak istedi resmen. Şimdi burayı bu tarafa hallettik. Bu tarafa gideceğiz. Burası açık mı? Değil. Burada da bir kenef vardı, kapalı. Hemşire. Şurada da bir şey var sanki. Hemşire. Ya dön vur kafasına, ne bekliyorsun? Ya arkadan vurmasın diye ya. Sağdan da ses geliyor ha. Şeyler öldürünce müzik böyle artıyor ya, patlayacak. Ben onu şey, James'in böyle histerikliğinin artmasına yorumluyorum. Orada da bir tane bir şey var. Bu ne? Hemşir. Bu
Vallahi bravo. Kaçtım. Kaçtım bastım ya. Ya hadi hadi görmedik. Beni çıldırtma. Kol kaç... bozuk değil mi? Hayır bastım algılamadı. Eminim. Ağlamalar başladı. Geçen aynısını yaşadım. God of War'da arkadaşım da başladım mı ağlamaya diye. Evet. Aa bu da lobotomi. Aynen. Gözüne sokacak. Başka bir şey yok. Burası arka taraftan çıktık. Okey. Şimdi tekrar yukarı çıkacağız o zaman. Şimdi bir saniye bakıyorum. Gitmem gereken başka bir yer var mı? Şu kafeteryaya dümdüz. Diğer taraftan girmişiz değil mi? Girmişiz herhalde. Buraya girdik. Bir şey yazsana. Haritayı açıyorum. Yok oralara gidilmiyor daha işte. Tamam oraya da gidilmiyor. Merdivene girilmiyor. Merdivene geri döneceksin. Mutfağa çıkacaksın. Yani mutfaktan yan çıkacaksın. Aa mermi. Aa bunları nasıl kaçırıyorsunuz Ayhan Bey? Vallahi dış gözlemci sensin. Sen gör bir zahmet. Ben senin kadar büyük bir monitörün dibinde durmuyorum ya. Olsun televizyondan bakıyorsun. Evet ama uzak yani. Aha. Yok o ölü. Neredeydi bizim lobotomi? Cerrahi sandalye. Zinciri takip et işte. Nektar. Ama nerenin? Göz anahtarı. Burada... Ay şeyin değil mi? İşte zincirin son anahtardı ya. Son anahtar hayır, hayır. Şu kol da hareket ediyordu da o yüzden. Onu kaldırdın zaten. Şimdi o zaman ne aynen, yapıyoruz? Merdiven. Merdivenden aşağı evet. Ne çok gürültü yaptım be. Hey ya. Neresiydi la? Ha. Döneceğim tamam. Hemşire odasını. Burası burası. Senin ağzını kırarım ha. Dur bir save edeyim. Bunu takar takmaz bir şey çıkmaz. Ulan burasıydı da biz niye daha demin hemşire odasından merdivene dolandık? Bilmem. Arkadan kapıyı... kapı açıldı o yüzden. Hadi bakalım ne çıkacak? Bazuka var herhalde. Bunun içine de bazuka sığar ya. Ne çıktı ya? Nah çıktı, nah çıktı. Hakikaten ha onu çalsak. Harbiden nah çıktı. Hayır hani masanın üstüne el koymuştular ya buraya da işaret çekiyormuş. Ne oldu James? Diklere indin bir şey bulamadın mı? Hayda.
Hem kapı hem ağızda bir şey var. Ha, asansör düğmesi gibi o. Eksi bir yazıyor. Evet, diplere inmemiz devam ediyordu. Ne yazıyor? O kimsenin bilmediği bir melek. Kapının hanımını görebiliyorum. Köprüsünde yürüyemiyorlar. İplikten düşüyorlar. Suçlarının ağırlığından. Şişirilmiş ve çirkin cesetler gibi günahlarını yutar. Günahı ve günahkarı aynı şekilde kurtarır. Beni o bir melektir. Biraz devrik de olsa işte falan filan. Muhtemelen devrik de yazılmıştır da okumadık. Şimdi eksi bire tuş takalım. Ve gidelim. Ne bu ya? Orijinal oyunda da vardı bu. Soru değil mi? Soru soruyordu. Hı. Eyvah. It's all in the hands of our lucky contestant, James Sunderland. James, are you ready to play trick or treat? Excellent. Here's your first question. In the early 1800s, a terrible disease spread across Silent Hill, resulting in the death of many of its inhabitants. Their bodies thrown into the lake to sleep forever in their watery grave. How many souls were lost during the plague? 1, 42, 2, 67, 3, 85. Know the answer? Well, you better hold on to it. You never know when it might come in handy. Now, on to the second question. Follow Sanders Street heading east and further on to the outskirts of town. One and only one road will take you towards the lumberyard and the cemetery. Doğru. What is the name of that road? One. Bachman Road. Ya resmen tabelalara bakmadığımız için ceza çekiyoruz. Three. Wiltsey Road. Did you get that? I sure as hell hope so. And for a third and final question, Silent Hill witnessed a gruesome murder a few years back. A brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Torn flesh, smashed bones, splattered blood. What a terrible tragedy. What a gruesome end to such innocent lives. One of the victims was a local boy named Billy Loquet. But what was the name of the other victim? Billy's sister. 1. Miriam. 2. Heather. 3. Julia. Well, Miriam. That's the last of our questions. Have you got it all figured out? If so, fantastic. The time will soon come to collect your prizes. Bunları nerede cevaplayacağız ya? Onu bilmiyorum. Bir yerde cevaplayacağız ama bunları öldüren Walter William Walter'dı galiba. What the hell was that? Biz acaba şehri yeterince iyi araştırmadığımız için mi diğer iki soru? Yo, şu an bilmiyoruz. Hani normalde her şeyi okuyoruz çünkü. Yo, zaten o bir tane tam emin olmadığımız oyunun başı, yolun şeyine bakacaktık işte. Adına. Yolun şeyi de kaç kişinin öldürüldüğünü de bilmiyoruz ki. Öldüğünü hastalıktan, salgın hastalıktan biliyor musun sen? Öyle bir şey ya, okumadık. Ya kağıtlarda yazıyordur ya. Yok be, bütün kağıtları okusak hatırlardım. Almadığımız bir kağıt olabilir.
Buradan oraya giriyor. Ama bir saniye, şuraya bakmadık. Bak, bak, bak. Anten gibi. Kuş. Şerefsiz ya. Çok ikonikler ya. Burada herhangi bir seçim yok. Kapı mı bu? Yok. Tamam. Şu duvarı kırık yere gidiyoruz. Jeneratörün oraya geldik. Evet. Remit abimiz ne zaman çıkacaktı bir daha karşımıza acaba? Hatırlayamadım. Hastanede daha çıkmıyordu sanki. Yani orijinal oyunda da çok net hatırlamıyorum da hastanede bir daha çıkmıyordu. Bir ara kırmızıya dönünce bir şırın yapar. Aynen, aynen, aynen. Hem fullendirecektir, hem de şırıngım sayımız artmış. İt oğlu it. Ben de bunlara uyuz oluyorum. Can! Şu mermi değil mi? Ha yok değilmiş. Ters tarafına geçtik. Burada bir yer var mıydı? Bir haritaya saniye. Haritaya baksan. Oy! Baba. Böcek galiba. Oradan yok, yol yok. Gittiğimiz yer doğru. Neresiydi lan? Miyavlayarak. Miyavlayarak öldü resmen. Buradan atlayacağız. Burası telli melli, açılmıyor zaten. Diğer tarafına geçtik. Evet.
Ha. Buradan atlayacağım mı? Yoksa bir şey atacağım galiba. Çöp bir şeyi bu da herhalde. Yo, merdiven var. Şuraya bir bakayım. Nereye gidiyor? Bayağı da uzun eğer bir şey kapamıyorsa. Burası kapalı. Burada bir kapı var. Bu da Evet. kapalı. Şurada kilit açma yok. Tamam. Bu ne? Yüksük. Bakır yüzük. Kime ne yapacağız? Ah, James. geldi. Mary. Oh. Maria, I thought. Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? I was almost killed back there. I have never been so scared in my whole life. All you care about is that dead wife of yours. E yani, bir zahmet. Yani. No, I just... Then stay with me. Don't leave me alone again. You're supposed to take care of me. So what about Laura? You found her? Yeah, but she ran away. What? We have to find her. Yeah, you really seem to care about that girl. Do you know her? I'd never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone and I don't know, for some reason I feel like it's up to me to protect her. Gene geldi. Let's go look for her. Ben de buradan atlayacağız falan zannediyorum. Meğerse orada bir şey Aynen. varmış. Neyse şimdi Mary'nin Maria'nın geldiği yolda kapı açmıştır bu. Neresi ki Muhtemelen. orası? Dümdüz git o bak o merdivenleri açmış gördün mü? Evet. Zaten en son tıkladığım kapı. Burada bir şey var mı? Yok. Yukarısı da kapalı. Tamam, ikinci katta dolaşamadığımız yerler vardı. Oraları dönmüşüzdür. Kapalı. Bir zahmet. Şimdi. Şurası kapalı. Aha. What the hell is that? Well, what do you know? A stroll in the rain. How romantic. Mekan değişiyor mu? Maria. What are you talking about? Thank you. Havuz odasına mı geldik? Evet. Dibi yok. Bakıyorum. Hiçbir şey yok.
Burası kapalı ve sadece burası var. Aha, alan. Bosalı. Ne? Ne düşünüyorsun ki? Teneşir mi? Hmm. Having trouble there? Yeah. You think you could give me a hand? Me? You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? Fine. Demek ki bayağı fark ediyormuş. What's this? Not very cute, is it? Bu da bir yüzük. Here, why don't you take it? Thanks. Nenya ile Narya'yı aldık şimdi. Kurşun yüzük, bakır yüzük, ne bir de demir yüzük. Come on. I think I know where those rings belong. Biz biliyoruz James. Burada başka bir şey yok. James Sunderland. Aç orayı aç. Dur bir saniye. Hastalar iyileşme belirtisi gösterdiklerinde kendileri için belirlenen tanı haline gelecekler. Çünkü amacım her zaman tüm personelin tedavi sırasında semptomlarının etkili bir şekilde azalmasıdır. Çevir bakalım. Hiçbir şey yok. Burada da bir şey yok. Neredeyiz? Daha önce geldiğimiz bir yerdeyiz. Hop! Yok, kadın çıktı arkandan. Haritaya bir daha bak. Bir saniye. Şuraya kaydedeyim. Saçma sapan çoklu yeri seçiyor her seferinde. Harita. Şuraya çıkılmıyor. Şuraya gidilmiyor. Alt kısım kaldı sadece. Dümdüz ilerleyip sola döneceğiz. Sadece alta döneceğiz değil mi? Solda muhtemelen yer açıldı. Yani. Yoo, bu asansör bu. Hayır, asansörün gerisinde bir kapı yok mu? Kırılabilir bir şey yok. Allah Allah. Asansörden nereye gideceğiz ki? Asansörden bir yere gidemeyeceğiz. Burası da şeye dönüyor. Şu sandık mı lan? Sandık var. Biz bunu görmemiştik. Yüzüklerin nereye gideceğini biliyorum derken bunu mu kastetti? Ha, soru 1, soru 2, soru 3 mü? Aynen. Ha. Hadi bakalım. Şimdi bu sorularda ben böyle 60'lı bir şey hatırlıyorum ama ne yalan söyleyeyim, bunu atacağım gibi bir şey olacak ama muhtemel budur. İkinci soru neydi? Sokaktı değil mi? Sokak. İsimlerini bile hatırlamıyorum. Bu tamamen... Şimdi sen üçüncü soruya bir diyorsun değil mi? O zaman buna da üç diyeceğim abi. 2, 3, 1 olsun. Ay anasını. Ne aldık ki? Oo, mermi. Mermi ve... Şırınga. Şırınga. Çok da bir şey değilmiş yani. İki tane mermi vereceğim diye bu kadar gerilim ya, yaptım. Ya cezada muhtemelen iki yaratık çıkacaktı. Ha, ceza da vardı değil mi, yanlış girseydik? Tabi ceza diyordu. Muhtemelen bir iki yaratık. Acaba çok merak ettim neymiş cezası. Load edip bir ceza. Tabi oldu. Şimdi buraya girdik. O zaman abi şeye yani başka yolumuz yok. Her yer kapalı. Gündüz odasına bakayım mı?
Ya yüzüklerin nereye gideceğini biliyorum dedi de biz bilmiyoruz. Bak burası da kapalıysa eğer. Açık. Aha. Burası da açık. Evet. Burası ne, sigara odası mı? Ne bileyim ben. Buraya girmişiz zaten. Burada başka bir halt yok. Ya burada başlamıştık sanki zaten. Tabii tabii. Burada başladık. Evet, o evet. Kapalı yerde başladık. Aynen. Başka da bir şey yok. Burası kapalı. Buralarda geçit yok. Asansörle asansör var. Kaçıncı kat? 3 açılacak mı? Dur, asansör bir yerden geliyordu. Bir şey çıkmasın içinden, biraz geri dur. Bir 1'e gidelim mi? Ama biz neredeyiz? 1'deyiz zaten. Tamam, o zaman 2. Zaten eksi 1'den geldik. Başına bir daha git bakayım. Yüzükleri mi koyacağız kutuya? Ne? Who is that mı? What is that dedi. Yüzükleri mi koyacağız kutuya? Kutunun başına bir git bakayım. Yok. What is that dediyse burada bir şey gördü. Ya kutuya demiş olabilir. Ha, kapı. Ha, kadının parmakları. Ulan hiç aklıma gelmedi ha. What's wrong? Let's just get out of here, okay? Bunu tamamen unutmuşuz. Hatta kadının parmaklarının olduğunu bile hatırlamıyorum. What's wrong? I thought you wanted to get out of here. I know. It's just something doesn't feel right. Come on. It's gonna be fine. Hadi hadi. Uh-huh. Hadi. Bitti. Bitti artık. Artık hastalık yok. Burası tahmin ettiğim yer mi acaba? Yine ne tahmin ediyorsun? Yani bir şeyler tahmin ediyoruz. Yerin dibine dibine gidiyoruz yine. Hoppa. Öppe. Gel gel, korkma gel. Aa, bir aynen, dakika. Aynen, tahmin ettiğim yer. Piramit geliyor değil mi? Aynen aynen. Kaçıyor muyduk? Kaçıyoruz. Yani vuruşuyor muyduk onu hatırlamıyorum. Ama kızın neden tedirgin olacağını biraz sonra göreceksiniz. Gel abi. Kilitlendi mi o kapı? Yok, oradan çıkacaktır o. Run! Canım benim. Ay! Ay tabii.
An elevator. Ben öne geçtim. Aynen. Aa, burada saplıyordu sanki. Maria. Yine elimizde yüzümüze bulaştırdık. Canım, Maria'nın da kaderi buymuş, yapacak bir şey. Senin işine geldi zaten. Maria sonundan korkarım. Normalde orijinal oyunda James diye bağırıyorsun. Hiç bağırtmamışlar. Gitti Maria. Evet, hastane normal döndü. Biz de çıkıyoruz anladığım kadarıyla. Eşya yok. Çıkamadık. Yine çıkarmadı. Anahtar. Laura yine kaçıyor. Bu hastalık potansiyeli tüm insanlarda vardır ve doğru koşullar altında her erkek ya da kadın onun gibi öteki tarafa sürüklenebilir. Öteki taraf belki de bunu ifade etmenin en iyi yolu olmayabilir. Neticede burası ile orası arasında bir duvar yoktur. Gerçeklik ve gerçek dışılığın kesiştiği sınırlarda yer alır. Hem yakın hem de uzak bir yer. Bazıları bunun bir hastalık bile olmadığını söylüyor. Onlarla aynı fikirde değilim. Ben bir doktorum, filozof değilim. Hatta müdürün aksine bir psikiyatrist bile değilim. Ama bazen bu soruyu kendime sormak zorunda kalıyorum. Bizim için onun hayallerinin meşgul bir zihnin icatlarından başka bir şey olmadığı doğru. Ama onun için başka bir gerçeklik yok. Ayrıca o orada mutlu. O halden neden diye soruyorum kendime. Onu iyileştirmek adına neden onu acı içinde kendi gerçekliğimizin dünyasına sürüklemek zorundayız? Alternate'i ilk defa yazılı kaynak gördüm. Evet. Evet. Hastane bölümü böylelikle sonlandı. Burada bölüm de sonlandı. Yes. Evet arkadaşlar, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Maria'yı da kaybettik diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Hilal. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye. Bye bye.